Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü videoda taş evlerin ruhsat gerekliliği, depreme dayanıklılık, maliyet, yalıtım, kullanım ömrü gibi detaylarını hızlıca anlatacağım. Taş evler taş kaplamalı evlerden farklıdır. Alt başlıkları incelemeden önce taş evlerin kısa bir tarihine değinerek ne olduğunu tanımlayalım. Yaşamın devam ettiği süre boyunca insanoğlu doğası gereği bir yere sığınmak, korunmak ve güvenli alanlar bulmak sebebiyle barınmaya ihtiyaç duymuştur. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte kullanım amacına göre tasarlanmış taş evler yapılmaya başlanmıştır. Geleneksel Türk taş evleri de tamamen ihtiyaç ve gereksinimlere göre şekillense de dönemin kültürünü, kültürel zenginliğini ve dönemin tarihini yansıtmaktadır. Bu kültürel yapılar günümüzde kullanım amaçlarına göre restore edilerek turistik ve ticari yapılara dönüştürülmekte ve tarihsel dokuyu gelecek nesillere bütün ihtişamı ve güzelliğiyle aktarmaktadır. Taş evler 15-20 santim kalınlığındaki taşların genelde yan yana iki sıra halinde dizilmesiyle yaklaşık 40-50 santim kalınlığında bir duvar örülerek yapılan evleri ifade eder. Taş evleri iki şekilde yapabilirsiniz. Bunlardan ilki yığma şeklinde örülen taş duvarların üstüne ahşap oturtma çatının yapılmasıdır. İkincisi ise betonarme karkasa sahip, yani kolon ve kirişlerden oluşan bir evin sadece bölme duvarlarının taş kullanılarak örülmesiyle yapılabilir. Yığma şeklinde yapılan taş evde taşıyıcı olan taş duvarların kendisi olurken betonarme karkasa sahip evde ise taşıyıcı kolonlar olacaktır. Tabii ki bir deprem anında bölme duvarlar da bir miktar yük alacaktır. Eğer sizin mevcutta bir eviniz var, ama taş ev görünümü katmak istiyorsanız bunun için doğal taş kaplama uygulaması yaptırabilirsiniz. Ama bu videoda doğal taş kaplama evleri incelemeyip gerçek taş evleri inceleyeceğiz. Taş evleri yaparken birçok taş seçeneğinden kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Kamyonlarla getirtilip dökülen taşların işleyerek duvar örülmesi gerekir. Taş duvarlara sahip bir ev yaptırmak zahmetli bir iştir. Ustalık bu evin dikkat edilmesi gereken en önemli konusudur. Taşlar itina ile seçilerek düzeltilecek kenarları, köşeleri tek tek usta tarafından tıraşlanıp kırılarak düzeltilir. Duvar örülürken seçilecek köşe taşları önemlidir. Taşlar arasından büyük ve düzgün bir köşe taşı seçilmelidir. Sonrasında diğer taşları örerken aynı tuğla duvardaki gibi şaşırtma da yapılmaya çalışılmalıdır. Eğer üst üste dizilen birkaç sıra taşta derzler aynı hizaya denk gelirse bu durum depremde oluşan sarsıntılarda üst üste denk gelen derzlerden duvarın ayrılarak devrilme riskini oluşturur. 15-20 santimlik taşların yan yana iki sıra örülmesi sebebiyle tıpkı düşeyde derzlere dikkat edildiği gibi yatayda da taşların birbirine bir miktar geçmesine yani desteklemesine de dikkat edilmelidir. Ayrıca taşlar arasında kullanılan harcın da çimento oranına dikkat etmek gerekir. Tüm bu anlatımdan da gördüğünüz üzere taş evlerde işçilik en önemli konudur. İşçilik hassas ve uzun sürmesi sebebiyle taş evin maliyeti de yüksek olmaktadır. Ama bu ustalığın kalitesine önem vermeden çok da estetiğin önemli olmadığı bir taş köy evi yapmak niyetindeyseniz maliyetiniz bu kadar yüksek olmayacaktır. Taşev yaptırmak için öncelikle arsanızın imara açık olup olmadığını, arsanızda yasa ile koruma altına alınan sit alanı, zeytinlik, üzüm bağları veya daha farklı yasalarla belirlenen imara uygun olmayan durumları bilmeniz gerekir. Bunun için de arsanızın öncelikle topuçaplarını, çaplarını, plan köte ve diğer harita işlemlerini yaptırıp imar durum dilekçesi ile beraber arsanızın bağlı olduğu belediye veya tarım müdürlüğüne müracaat edip imar durumunu almanız gerekir aldığınız imar durumu ile projelerin hazırlatılıp belediyeye yapı ruhsatına başvurmanız gerekir. Peki taş evlerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Taş duvarların kalınlıkları, tuğla, bims, gaz, beton gibi malzemelerle yapılan standart yapıların duvar kalınlıklarına göre oldukça fazladır. Hem duvar kalınlığının fazla hem de taş gibi doğal bir malzeme kullanılması sebebiyle taş evlerin ses ve ısı yalıtımı daha iyidir. Taş evler düzgün bir işçilikle bakım gerektirmeden uzun yıllar kullanılabilir. Yangına karşı dayanıklıdır. Gerekli tasarım detaylarına dikkat etmek koşuluyla depreme karşı dayanıklıdır. Taş evler mimari olarak estetik gözükmektedir. Boya ve bakım gerektirmez. Peki taş evlerin dezavantajları nelerdir? Taş evin en büyük dezavantajı işçiliği uzmanlık gerektirir. Yapımı uzun sürdüğü için işçilik maliyeti fazladır. Taş evin toplam maliyeti de yüksektir. Uzman ustalarla çalışılmaması ve yanlış taş seçimiyle beraber estetik bir taş eve sahip olmak yerine kötü görünümlü ve sağlam olmayan bir taş eve sahip olabilirsiniz. Kıymetli dostlarım, bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.